Arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün biz Eskon'a geldik. Eskişehir Eczacı Kongresi var. Ona katıldık. Yani 3 ay önceden belliydi buna geleceğimiz. Çok mutluyuz. 2 gece kalacağız. 3 gece boyunca kongre ve Eskişehir'i gezeceğiz. Size de bu vloglayacağım yani bu süreci. Umarım keyifle izlersiniz. İyi seyirler. Arkadaşlar, şimdi otelin oraya geldik. AVM'nin oradaymış. Çok heyecanlı. Heyecanlıyız yani. İlk önce ama çok açız, yemek yiyeceğiz. Ne yiyeceğiz bilmiyorum ama Eskişehir diye bir hesap var Instagram'da. Oradan bakacağız ne yiyeceğimize. İlk önce ama otele gidip yerleşeceğiz. Arkadaşlar, şimdi biz yemek yemeye geldik. Hemen otelin yanında bir tane AVM vardı. Burada tantini yiyoruz. Normalde Eskişehir'in merkezinde bir yerler bulmuştuk ama şimdi 20 dakika falan kaldı açılışa. Onun için biz de burada yiyelim hemen dedik. Yani yemek yemeye geldik. Size de kongrenin açılışını çekeceğim. Bayağı iyi. Arkadaşlar, geldik şimdi. Bize bir poşet verdiler. Böyle. Bunun içinde bir sürü şeyler var. Eskon bunlar. Bilekliğinizi gösterin ve bundan verdiler. Abi, bilekliği ben göstermem. Tamam. Çok heyecanlı. Bunun içindekileri size sonra gösteririz İpekli Oda'da. Şimdi standları gezeceğiz. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi geldik biz buraya. Dermoskin'den bir şey verdiler. Çok heyecanlı ya. Helva koymuş. Ay, pişmaniye pardon dedim. Çok heyecanlı. Oturduk şimdi, hem de en öne oturduk. Şeyi bekliyoruz. Konuşmacıları bekliyoruz. Eczacıların birbirleriyle ve toplumla olan ilişkilerinde dürüstlüğü, güveni, etik davranışı hakim kılmak, meslek disiplini sağlamak, eczacılık mesleğinin gelişimi için gerekli bilimsel, teknik ve stratejik çalışmaları planlayarak hayata geçirmek, geleceğimize yön vermektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılarımı sunuyorum. Arkadaşlar, şimdi biz ikinci şeye geldik değil mi? Aynen. Bu arama terapi hakkında bu konferansa katılacağız. Ben kahve aldım, ikram. Diğer ikisi pek şey, bizim sevmediğimiz şeylerdi. Şimdi arama terapiye katılacağız. Bu şekilde. Elde edilen uçucu yağlar. Selam arkadaşlar, biz şimdi yemek yemeye Batıkent'e geldik. Konferanslar bitti, biz de çıktık, makarna yiyeceğiz. Bakalım, size çekerim. Yeni mekanlar keşfediyoruz Eskişehir'de hemen. Gelir gelmez en sevdiğimiz aktivite. Evet arkadaşlar, biz otele gittik. Ay, yemeğimizi yedik. Ondan sonra otele geçtik biraz. Şimdi Starbucks'a geldik. Kahve içiyoruz. Burada oturacağız. Birinci gün böyleydi. Çok bir şey yapmadım aslında. Beğenmedin mi? Ben onu hiç sevmiyorum. Ben de şimdi sevmiyorum. Ama benim anasını çok farklı. Yeni öğrendim. İpek Safinat Latte'yi sevmiyor. Ben Cincinnati Latte'yi yeni keşfettim. Yeni keşfettim ve her yıl çıkıyormuş. Öyle. Gecede bir şeyler oldu. Neyse, şu anda kahvaltıya geldik. Eskon'un ikinci gününden herkese günaydın arkadaşlar. Bugün daha yoğun bir gün olacak. Biz iki tane seminer belirledik, o ikisine gireceğiz. Bir de yine standlara dolaşacağız. Ondan sonra Eskişehir merkezine gideceğiz. Merkezde birazcık gezmek istediğimiz yerler var, oralara bakacağız. Akşamında da gala var, galaya katılacağız. Bunların hepsini de size çekeceğim. İyi seyirler. Arkadaşlar, şimdi size dün bize verdikleri poşetlerden çıkan şeyleri göstereceğim. Bayağı bir şey var yine. Hepsini göstereceğim. Bugün de yine büyük ihtimalle alacağız. Onları da yarın gösteririm. Arkadaşlar, odanın ışığı çok kötü olduğu için ipeye flash tutturuyorum. Şu anda bize verdikleri malzemeler mi diyeyim? Öyle. Bize verdikleri malzemeler bunlar. Burada defter tarzı şeyler var. Bunları göstermiyorum. Burada Hobi'nin duş jeli ve şampuanı var. Maske, yüz maskesi var. Diş macunu vermişler. Takviye edici gıda vardı şurada bir yerde. Güneş kremi var iki tane. Burada bebişler için nemlendirici var. Burada bunlar ne bilmiyorum. Krem herhalde. Bir sürü şey verdiler ve USB verdiler yani. Türk Eczacı Birliği'nin USB'sini verdiler. Bugünlük böyle.
biz bir hastalığı bastırırsak çok yorgunlar, arkasından başka bir hastalık gelir. O da gıda alerjileri var. Ne diyorlar? İşte sen ağır gıdasını yeme, tamam çocuk ya da yetişkin ağır gıdasını yemesin. 2-3 ay sonra oluyor bu sefer. Arkadaşlar şimdi biz Mona'ya çıktık. Burada bir sürü yiyecekler var. İlk konuşmacı bayağı iyiydi ama biz onun sonuna kaldık ve kadının kendi markası var. Akavit diye miydi? Akavit'ti değil mi? Akavit diye bir markası var. Akasya gamından probiyotik etkili bir şurup gibi bir şey var. Gerçekten tadı böyle çok güzel değildi ama ben beğendim bu arada. Ya güzel ama yani rahatsız edici değil yani. Faydalı olduğu belli tadından. Aynen. Evet, güzeldi. Ona bir bakmak lazım bence. De ben Galeni'ye uğradım. Galenik'te adam bir tane broşür verdi ve kolonya verdi. Kolonya verdi mi? Evet. Limon söyledin Tüce. Git adama söyle. Ne? Limon mu verdin diğerini? Limon. Sen diğerinden al. Diğerinden işte. Bir de The Purist oluşum vardı ama sadece böyle küçük küçük paketlerden oluşan ürünleri tanımamız için bir şey verdiler. Arkadaşlar şimdi oturum başladı, ikinci oturum. Buna giriyoruz. Bazen yorgunluk yaratıyor. Kendi sevimi dinlerken sana yer. O zaman kapalıyım, savunmadayım. Ve haklı çıkmaya adanmış vaziyetteyim. Bu soruyu hep sormamız lazım. Ben şu anda neredeyim? Çok teşekkür ederim. Bu gerçekten çok büyük bir onur. Çok çok teşekkürler. Plaketler kıymetli. Dilerim plaketler de dönüşecek bir hale gelir. Yakında çevreye daha dost olabilecek çalışmalarla, çabalarla ilerlesin. Çok teşekkür ediyorum. Sen buraya koy. Çok harikasın. Çok çok teşekkürler. Cömertliğinize teşekkür ediyorum. Arkadaşlar şimdi biz iki seminere de katıldık. Birincisi gerçekten yok. Hangisi ya? İkinci girdiğimiz çok güzeldi. Böyle bir TED konuşması havası vardı yani. Bayağı hoşumuza gittik. Biz bir şeylerle kaptığımızı düşünüyorum yani. Zaten motivasyon konuşması gibi bir şeydi. Eczacılık hakkında pek bir şey konuşmadılar. Çok keyifliydi. Şimdi Eskişehir merkeze gidiyoruz. İnşallah odun pazarına gideceğiz. Eğer yakınsa merkezde. Ama yakın diye gördüm ben haritadan. Oraları da çekeceğim. Odun pazarı müzesine de gideceğiz. Evet arkadaşlar, ilk durağımız odun pazarı ve deli soğuk bu arada. O kadar soğuk ki. Yani bayağı soğuk. Aşırı abartıyorsun. Aşırı abartıyorsun. Hayır, çok soğuk bu arada. Soğuk. Evet arkadaşlar, şimdi tramvayla geldik biz buraya. Atatürk Lisesi durağında indik. Atatürk Lisesi. Atatürk Lisesi durağında indik. Şimdi bir 300 metrelik bir yürüyüş gözüküyor odun pazarı için. Güzel gözüküyor şu anda. Göstereyim. Peki buraya döneceğiz, o zaman gidersin. Arkadaşlar şimdi biz çiğ börek aldık. Deneyeceğiz. Eskişehir'in meşhur bir böreği. Alabilirsin. Bayağı iyi. İyi mi? Peçete niye vermediler? Alayım mı gidip? Allah aşkına parka gitmiş. Şimdi denemeye çalışıyoruz. Böyle yerlere geldik. Yine burada 10 var. Oraya gideceğiz. Arkadaşlar çiğ börek denendi, onaylandı. Aşırı güzel. İçinde kıyma çiğ, dışı da böyle pişinin ince hamuru gibi bir şey, böyle kızartma. Ama bayağı lezzetli bir tadı vardı. Şimdi odun pazarı evleri çok güzel gözüküyor. OM'a geçeceğiz. Burada ev sanatları merkezi varmış. OM'u gezerken umarım bir de çekmek vardır bakın. Böyle böyle evler var bir sürü. Özelimiz olduğu için geçmez bence. Bilet aldık. Öğrenci 35 lira, tam 50 lira. Grupla gelirseniz de 40 liraymış. Şimdi gireceğiz. Ben bu müzeyi o kadar çok duydum ki Emine abladan. Onun için çok, yani gerçi Eskişehir'de yaşayan herkes çok fazla seviyor da çok merak ediyorum onun için. Thank you.
arkadaşlar çıktık ondan. Güzel bir müzeydi ama yani Tuğçe dünyanın en vizyonlu şeyini aldı. Ben kibrit aldım. Çünkü çok güzeldi. En ucuz şeydi bir de. Gerçekten güzeldi de. Güzel, uzun kibrit bir de. Tuğçe göbetine baksana. Göbet ama. Şu ikisinin önüne çekilebiliriz bence. Arkadaşlar başımıza ne geldi? Şimdi biz bir tane donut çekeceğiz, tamam mı? Vişnelik diye bir tane mahallede ve biz asla bulamıyoruz. Hani otobüs bekledik. 9S diye bir otobüs götürüyor. Bekledik. 15 dakika bekledik, gelmedi. Ondan sonra hadi tramvaya gidelim. Tramvaya yürüyoruz, sonra ben 9S'yi gördüm. Biz 300 metre boyunca depar attık ve 9S'ye geçmeye çalıştık. En son oto yetişti ve ters yöndeydi. Yani diğer yöne giden 9S'ye gidiyormuş. Ama zaten ters yön olduğunu biliyorduk. Çünkü beklediğimiz yerde herkes burada 9'u bekleyin diyordu. Ama Tuğçe inatla dedi ki hayır, burada. Eminim, yanlış yönde miydik? Neyse. İşte şimdi tramvay bekliyoruz. Tramvayla gideceğiz. Ama öyle oldu. Birden şey oldu hani. Bunu bayağıdır istiyordum, Eskişehir'de olduğunu biliyordum falan. Evet, şimdi yedik biz donutları ve gerçekten güzeldi. Bayağı güzeldi değil mi İpek? Evet. Biz İpek'te lotuslu yedik. Nutellalı üstü orayalı yedik. Bir de fındıklı aromalı üstü fındıklı yedik ve gerçekten üçü de çok güzeldi. 35 liraydı bir tanesi. Yani, bir de vişneli brownies'ini yedik. Vişneli brownies'i mükemmeldi. Doğru, fiyatlar artabilir. Artar. Vişneli brownies çok çok iyiydi. Şimdi de adalara gidiyoruz. Bu dere var ya, bir tane porsuk çayı. Onun etrafındaki kafeler falan varmış. Oraya gidiyoruz tramvayla. Güzel bir Eskişehir'i keşfetme günü oluyor. Bir de otobüs bileti alacağız, bunu unutmayalım. Burası adalarmış. Böyle bir tane dere geçiyor. Güzel. Beğendik. İnsanlar fotoğraf çekiliyor. Biz de çekiliyoruz. Nasıl güzel beğendik demeydi. Zorlana. Güzel. Zorladım ben. Beğensin diye ben zorladım. Kanka ölsen de. Arkadaşlar şimdi biz galaya gidiyoruz. Gala için giyindik. Ata. Geri git. Böyle. Ben de blazer ve pantolon. Ben. İpek sen. Bak şu ayak hareketine o kadar sinir oluyorum ki. Bir sebebi yok yani, sinir oluyorum. Ata hiç sevmiyor. Bu şekilde. Çok güzel geçecek. Bugün zaten çok güzeldi. Arkadaşlar herkes çok güzel giyinmiş. Maşallah. Evet arkadaşlar, biz şimdi geldik gala olan yere ve çok güzel yapmışlar organizasyonu. Hemen gösteriyorum. Mis. Uzak bakışların, hiç izlememiş olsaydı bu filmi canım acıtırdı. Ama seni bilmek beynimde bir kurşun, seni bilmek. Günaydın arkadaşlar. Bugün Esko'nun 3. ve son günü. Yaklaşık 5 saat sonra falan bitecek. Bir kapanış konuşması var. Ondan öncesinde de biz bir Sazova Parkı varmış. Oraya gideceğiz. Orayı göreceğiz. Ondan sonra kapanış konuşması ve mezunların konuşmasına geleceğiz. Gerçekten çok güzel ve dolu dolu bir günde. Hem Eskişehir'i gezdik, hem böyle bilimsel işte konferanslara katıldık, güzel şeyleri öğrendik. Hem birkaç ürün verdiler, onları gördük. Gerçekten çok keyifliydi ve Eskişehir'i çok beğendik. Eskişehir'de havayı ben çok beğenmedim. Hatta birazdan göstereceğim size ne kadar sisli olduğunu. Sabahları herhalde hep böyle oluyormuş. Onun dışında Eskişehir, dün şey binmiştik, gösterdim zaten videoda. Bu porsuk çayıydı galiba. Porsuk çayın üstündeki gondollara binmiştik. Oradaki abi dedi ki Eskişehir Türkiye'nin en çok kitap okuyan şehri dedi. IQ'su en yüksek şehri dedi. İşte dünyada güvenli şehirler arasında ilk 10'daymış.
Sonra yapay denizin olduğu bir park varmış. Masal Şatosu'nun olduğu bir park varmış. Bir sürü her şey, yani bütün imkanların olduğu bir yer var. Biz hani biz sevdik ama yeşilliği az dedik ama adam dedi ki hani parklarımız var dedi. Parklar yeşil dedi. Mantıklı dedik. Gerçekten bence görülmesi gereken yerlerden biri. Ve bir de şey dedi, Sözcü gazetesinde Yılmaz Özdil diye bir yazar varmış. Ben o adamın adını önceden duymuştum. Şey demiş Eskişehir için, vizesiz gezilebilen tek Avrupa şehri demiş. Bilmiyorum o kadar büyük mü? Bilmiyorum, olabilir. Tam da gezdik bayağı da. O aslında yapay denizin olduğu park falan bayağı merak ettim. İnşallah başka seferde geldiğimizde görebiliriz. İnşallah bir daha gelebiliriz yani. Çok gerçekten güzel bir şehir. Dün yediğimiz donutlar çok güzeldi. Başka ne yedik dün? Kahve içtim ben. Gerçekten güzel bir yer yani. Bu şekilde güzel ne kadar çok güzel kelimesi kullandım. İyi oldu ama. Bir değişiklik oldu sınavlar öncesinde. Sınavlarımın tarihi de açıklandı. 30 Ocak'ta. Ay, 30 Aralık'ta sınavım var. Çok iyi. Gerçekten. 30 Aralık'ta. 30 Aralık'ta sınav var. Neyse artık 30 Aralık'ta sınavdan sonra direkt uçacağım eve. Ondan sonra 1,5 aylık bir tatil var. Birinci dönemi ne kadar böyle kolay gözükse de aslında biraz zorladı bence ya. Yazdan sonra böyle hafif gözüküyordu ama zorladı. 3 haftalık bir lab haftası. Ondan sonrasında büte kalmamız zorladı yani. Neyse ikinci dönem 5 tane kurul var ve bu dönem sadece 3 kurul vardı. Öyle düşünün. İkinci dönem 5 kurul var ve endüstri, eczane, sosyal, belki endüstri bir tane daha var. Tam olarak bilmiyorum. Daha açıklanmadı akademik takvim. Hep birlikte göreceğiz. Bakın yani ne kadar sisli. Aşırı sisli. Hiçbir şey gözükmüyor. Arkadaşlar, let's go to the Sazova Park yapıyoruz şu anda. Ve sisler hiçbir şey gözükmüyor gerçekten. Ve ben hiç sevmedim bu durumu. Hiç sevmedim. Taksiye binip gideceğiz bu arada. Biraz uzakmış. Umarım şatoyu görürüz bu sisle. Sanki bir şeyler geçirmiş dedik. Evet. Many Mamut Buzdevri'ndeki hatırlarsanız eğer. Aynısından burada da var. Karşılıklı birbirlerine aşk yaşıyorlar. Burada dinozor var. Dinozor. Buradan böyle kayıyorsunuz. Arkadaşlar çok havalı gözüküyor. Ben 3 katlı bir bina yapıp geçmişlerdir dedim ama yani bayağı büyük. Ne kadardır ya bu? Çek bakayım. Kaç katlıdır acaba? Ama bayağı büyük. Çok güzel. Burada Şirinlerin evi var. Burada şöyle bir şey var. Çok tatlı bir park. Gidiyoruz. 6 lira öğrenci. Tam 8 TL. Çok uygun fiyatlar. Yani artabilir ama biliyorsunuz. Buyurun. Şurada çıktık. Şimdi ülkede. Tarihli köyün kahvaltısı. Petal Park. Böyle bir terasa çıktık arkadaşlar. Mesela şimdi gezdik, ben bir kahve aldım. Hediye dükkanına gireceğiz. Oradan bir şeyler bakacağız. Ondan sonra da bu parkta gezilmesi gereken birkaç yer daha var. İşte masal gemisi var. Tren var. Masalı fotoğrafı aklımıza alıp fotoğraf çekeceğiz. Aynen, inşallah siz giderse. Bakalım. Git mesela. Here. Burada fotoğraf çekimi yapıyorlar. All the things I do. Şimdi böyle bir masal gemisine geldik. Reception. Bu şakayı yapmasak ölürdük. Hadi girelim. Geliyorlar. Gerçekçi bir şeyle karşılaştık biz burada. Buralardan aşağı iniliyor. Heh. Şurasıymış galiba. Buradan inemeyin. İneceğiz inşallah. İnsem çıkamayın. Geliyor.
Arkadaşlar böyle hamaklar var. Ay bayağı iyi. Balıklar halis mi? Aa tavuk. Şey gerçekten. Tavukları gördün mü İpek? Kenarda hapsetmişler. Aa esirler. Arkadaşlar bay bay diyoruz masal diyarına. Bitti burası gezimiz. Şimdi otele geri dönüyoruz. Kapanışa gidiyoruz. Sertifikalarımızı alacağız. Aa evet taksiye binelim. Bitiyor arkadaşlar. Şöyle görüyorum. Tatlı bir rekabet evet ama tatsız bir rekabet hayır. Çünkü gerçekten mutlu olmanız gereken bir meslek. O eczanenin içine girdikten sonra zaten bunu sizler de hissedeceksiniz. Bakalım başka soru. Arkadaşlar şimdi Buff diye bir yere geldik ve gerçekten çok iyi gözüküyor. Aha, böyle bir soru. Çok iyi gözüküyor yani. Hepimiz burger yiyoruz. Güzel bir kapanış yapıyoruz Eskişehir için.